Merhaba değerli dostlar. Bugün 25 Şubat günlerden Perşembe. Bu koronalı günler hızla geçmekte, neredeyse bir yıla yakın bir zaman geçti. Bugün sizlere gece körlüğü hakkında bilgi vermek istiyorum. Gece körlüğü loş bir ışıkta veya gece net bir şekilde görememe durumuna denir. Gece körlüğünün birden fazla nedeni olabilir. Bu rahatsızlığı olan bazı kişiler akşam ya da gece saatlerinde dolaşmada ve araba kullanımında zorlanırlar. Bu durum sonradan ortaya çıkabilir ya da kalıtsal bir hastalık da olabilir. Ayrıca bu rahatsızlık erkeklerde oran ile kadınlarda da daha çok görükür. Gece körlüğünün belirtileri nelerdir? Gece körlüğü belirtileri: loş bir ortamda gece veya akşam saatlerinde net görememe ya da bulanık görme, kalıcı olarak göz kuruması, görülmesi, çok aydınlık bir ortamda bulunduktan sonra uzun süre görme kaybı yaşanması, görme kaybı evleri aşamalar veya geçici olarak uzun süre alabilir. Gece körlüğü neden olur? Gece körlüğü, retinada bulunan hücrelerin hasar görmesi sonucu bozulmasından oluşur. Gece körlüğü rahatsızlığının nedenleri arasında çevresel faktörler de olabilir. Fakat genel olarak doğum sonrası gerçekleşen bir sorundan ya da kalıtsal kaynaklı ortaya çıkar. Gece körlüğü hastalığına yol açan birden fazla neden vardır. Örneğin şeker hastalığı, katarak, glukom ilaçları, miyop, A vitamini eksikliği bunlardan bazılarıdır. Gece körlüğünün tedavisi nasıldır? Loş ışıkta veya gece net görememe durumunda olan kişiler mutlaka uzman bir göz doktoruna başvurmalıdır. Tedavi edilebilmesi için öncelikle bu hastalığına sebep olan durum saptanmalıdır. Gece körlüğünün altında yatan başka bir sağlık sorunu olabilir. Böyle bir durumda öncelik olarak bu hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Uzman göz doktorunu hastanın muayenesi sonrasında belirleyici tedavi ile iyileşmesi mümkündür. Peki gece körlüğü riskini artıran faktörler nelerdir? A vitamini eksikliği, süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarda tüketilmemesi, göz bakımına yeterli oranda önemsenmemesi, çok fazla parlak ışığa maruz kalma durumunda, aile öyküsünde olması, telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerinden yansıyan zararlı mavi ışığın, miyop ve katarak gibi göz hastalıklarının da kullanılan ilaçların yan etkileri gece körlüğü riskini artıran faktörler arasında yer alabilir. Evet, beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım yeni bir yayında tekrar karşılaşırız. Tüm izleyenlerime sevgi ve saygılar sunarım. Covid'siz günler dilerim. Sağlıkla kalın, genç kalın.